Sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler, mutlu günler. Evet, Trabzonspor'da görkemli Hatay Spor galibiyetinden sonra gözler yarın oynanacak Altay maçına çevrildi. Trabzonspor dolu dizgin şampiyonluğa koşarken, baka yemezsizde, baka da formsuz olmasına rağmen müthiş bir efor sarf ederek, takır takır oynayarak emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor. Zirve yarışında İstanbul'un üç büyükleriyle e, puan farkını her hafta daha da artırarak belki de tarihin en fazla puan farkıyla ve e, sezonun bitmesine e, 6-7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek bir senaryo da ortaya çıkabilir. Tabii ki Trabzonspor'un e, bu şekilde e, maçlarını kazanması, böyle bir performans göstermesi durumunda ee, böyle bir e, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk ortaya çıkabilir. E Tabii Trabzonspor'da e, transfer çalışmaları da sürüyor. Bakayeme konusunda biliyorsunuz, Bakayeme e, sakatlığı nedeniyle ilk yarayı kapattığı için ülkesine giderken kendisini e, Başkan Ahmet Ağalı ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan aynı uçakta e, seyahat ederek uğurladı. E, tabii ki burada sözleşmenin şartları konuşuldu. Bir yıllık opsiyonlu olmak üzere 3 e, yıllık sözleşme teklif edildi. Anthony Bakayeme'ye ve yıllık 2,5 milyon euro e, net maaş teklif edildi. E, ben Ocak ayı içinde Bakayeme ile Trabzonspor Kulübü'nün bu uzun soluklu sözleşmeyi imzalayacağının e, e, emin o, eminim artık onu söyleyebilirim. Yani imzalayacağını artık eminim. O yüzden Trabzonspor taraftarı rahat olsun. 3 yıl daha Bakayeme, Anthony Bakayeme Trabzonspor'da. Trabzonspor'un sihirbazı Anthony Bakayeme öyle diyelim. E, transfer çalışmaları devam ediyor. Tabii ki sol bek arayışları sürüyordu. Luca Peregrini ismi e, son dönemlerde e, tekrar gündeme geldi. Yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un gündemindeydi. Onun dışında e, Aleoski ki Galatasaray'ın da geçen yıl e, yaz transfer döneminden önce gündeme gelen e, isimdi Solbek bek için düşündüğü isimdi Aleoski. E, sonrasında Trabzonspor devreye girmişti ama oyuncu Alahli'ye gitmişti e, ve e, Alahlı'dan Alahli'de oynayan Aleoski menajeri üzerinden Trabzonspora haber yolluyor. Trabzonsporda e, oynamak istiyorum ben alın diye. Ama oyuncunun Arap e, takımından yani Ahli'den Al sezonluk parasını, bir sezonluk parasını peşine alması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali şu an için e, zor görünüyor. Çünkü oyuncu sezon sonuna kadar ücretini almış. Ya Aleoski oraya tazminat ödeyerek ayrılacak, Trabzonspor'a gelecek. E, bu nasıl olacak bilmiyorum ama Trabzonspor e, yönetim kurulu da Bedelsiz olarak gittiği sezon başında, işte yaz transfer döneminde sözleşmesi bittiği için Alahli'ye bedelsiz olarak gitmişti ve oradan ciddi paralar kazanıyor. Diyelim ki Alausky Alahli kulübünden kendi imkanlarıyla fedakarlık yaparak ayrıldı. Ama Trabzonspor'dan isteyeceği rakam çok önemli. En az 3 milyon euro gibi bir rakam da isteyebilir. 25 buçuk milyon euro. E, Trabzonspor'un bu bütçesi olabilecek mi onu da bilmiyoruz. Çünkü e, Ocak ayındaki transfer döneminden ara transfer döneminden önce Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini tek tek e, takımlarla ilgili açıklayacak. Orada nasıl bir limit ortaya çıkacak bu da önemli tabii ki. E, ama e, bu yeni haberi Transfer TV Plus kanalı farkıyla sizlerle paylaştım sevgili Trabzonspor'lar. Bu arada geldiği günlerin beri beklentilerin altında kalan yedek kulübesinin gediklisi olan Yunus Mallı ee, ve e, Koyita için e, takım arayışları e, sürüyordu. Hatta Yunus Mallı oynayabileceği bir takıma gitmek istiyordu. E, bu konuda e, Giresunspor, e, biliyorsunuz Trabzonspor'dan Diabet'e ve Flavio Giresunspor'da oynuyor. E, Giresunspor Trabzonspor'un komşu şehri e, Yunus Mallı ve Koyita'ya da talip olmuş. Yani Giresunspor hem Koyita'yı hem de Yunus Mallı'yı istiyor. Ee, yani Yunus Mallı beklentilerin çok altında kaldı. Abdullah Avcı da şu anda e, görev vermiyor kendisine. Forma bulma şansı bu e, üst düzey takımda zor Yunus Mallı'nın. O yüzden e, Yunus Mallı'nın devre arasında Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gülesin Spor. Yunus Mallı ile de anlaşırsa bu konuda Trabzonspor gerekli kolaylığı sağlayacağını düşünüyorum. Koyuta konusunda ise bir belirsizlik var çünkü Abdullah Avcı e, henüz Koyuta için e, ayrılsın e, raporunu vermedi. E, son haftalarda da Koyuta'ya forma vererek e, Koyuta'nın son durumunu e, görmeye çalışıyor. Ee, belki 6 ay maçında da maçın gidişatına göre e, Kupa maçında da zira Türkiye Kupası maçında da belki Başakşehir maçında da e, belirli periyotlarda Koyuta'ya forma vererek son durumunu görmek isteyecektir. Abdullah Ağacı, evet sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV tra, e, Plus kanalında Trabzonspor'da yaşanan transfer gelişmelerini sizinle paylaştım. Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bütün Trabzonsporluları, şampiyonluğa koşan büyük Trabzonspor taraftarını Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Daha çok abonelik bekliyorum Trabzonspor taraftarından. E, Trabzonspor'da transfer dair olup biten her şeyi Transfer TV Plus kanalında e, videolarla e, duyurmaya devam edeceğim. Trabzonspor'daki transfer haberlerini e, Türkiye'nin en çok transfer haberi veren Transfer TV Plus kanalından öğrenmeye devam edeceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Gözünüz kulağınız hep Transfer TV Plus kanalında olsun. Çektiğim videoları beğenip like atmayı unutmuyorsunuz. Soru görüşü önerilerinizi de bekliyorum. Ama videolar izledikten sonra abone ol butonuna tıklayıp Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmayın. Sevgili Trabzonsporlar, hoşçakalın.